veriyor. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Tertil edelim. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Diyor ki, sizden biriniz ister mi böyle onun bir bahçesinin olmasını? Öyle hurmadan, üzümden salkımlar böyle atmış. Tecrimin tehtihel enhar, altından ırmaklar akan böyle, böyle. Yani öyle nehirler ki baldan daha tatlı, sütten daha beyaz. Ve orada o bahçede ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler orada var. İstemez mi Allah diyor. Kim istemez ya Rabbi? Kim istemez ya Rabbi? Allahu Ekber. İşte tecri min tehtihel enhar lehu fiha min kulli semerat. Gönlü ne arzu ederse meyve türünden hepsi orada vardır diyor Allah. Ama diyor bakınız. Ve asabuhu kibaru. Orada yaşlılık zamanı geldi diyor. Öyle bir güzel bir bahçesi var, nimetler var. Yetemettu bi thimar ala shawati al anhar bi iznin min Allahil azizil gaffar. Ondan güzel yiyip içecek, nimetlenecek. Allah'ın rızasını kazanmış vaziyette orada. Değil mi? Ve lehu zurriyeten duafa. Aynı şekilde ve asabuhul kibar yaşlılık esnasında diyor, zamanında diyor. Ve aynı zamanda fakat yardıma muhtaç olan zürriyetleri vardır diyor. Himaye altındaki kim ise. Tamam. İşte fe asabahu, hal böyle iken fe asabaha i'sarun fihi narun fehterekat. Tam böyle nimetlenecek. Keyfine bakacak. Öyle şiddetli bir ateş taşıyan kasırga gelir ve o bahçeyi yakar diyor. İster mi diyor? Elbette kimse istemez. Aynı mallarınız da bu şekildedir Allah diyor. İnfak ediyorsunuz, ediyorsanız, ediyorsanız, ediyorsanız ama riyakarlık olduğundan dolayı Allah onları süpürüyor Allah. Silip süpürüyor. Öyle olmayın. Bir bahçeye benzetiyor. Bu bahçeden yoksul olmak ister mi? Hayır. Onlardan da aynı şekilde. Temsil veriyor Allah Tebareke ve Teala. İşte كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Allah bu şekilde ayetleri size açıklıyor. Leş ya Rabbi? Neden? لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Düşünmeniz için, akıl etmeniz için, ibret almanız için. Başka ayette لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Hem dünyada hem ahirette. Çünkü adam dünyada yapıyor. Birçok iyilik yapıyor. Ya Rabbi şunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Ey Allah'ım ona tasadduk ettim, burada yardım ettim, şurada, burada. Ama hepsi desinler için. Veyahut da böyle başa kalkarak, eziyet ederek iptal ettiriyor. Zulmediyor. Ya Rabbi bunları ben yapmıştım, nerede ey Allah'ım? Hepsini hebaen menthura, toz duman gibi Allah savuruyor. Çünkü gösteriş, niyeti Allah rızası için değil. Dediğimiz gibi adam burs vermiş, ağzın kokuyordu be diyor. Ben sana yardım etmeseydim, baban sana nasıl harçlık verecekti diyor. Allah seni ıslah etsin, keşke vermeseydin. Keşke vermeseydin. Öyle. La ilahe illallah. İşte gösteriş için infak edilen mal buna benzer. Allah diyor. Yok olmasına benzer. Tekrar ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Tertil edelim. Ya eyyühellezine amenu enfiku. Ya أنفقوا من طيب من الطيبات ما كسبتم
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Ey ibadeller! Size kazandıklarınızdan, tertemiz olanlardan infak edin. Yani faiz bulaşmamış, haram para bulaşmamış mallarınızdan infak edin demek istiyor. Fakire verirken aslında nedir biliyor musunuz? Fakir hakkını alıyor senden. O tertemiz malından verin demek istiyor. Enfiku. Fakirin hakkı var. Allah sana bu parayı verdiyse almasını da bilir. Dikkat et. İmtihan ediyor. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Dünya mazraatil ahira. Ne ekersin onu orada biçeceksin. Enfiku. Tertemiz olan malınızdan size vermiş olduğumuz rızkınızdan verin Allah tebareke ve teala buyuruyor. En güzellerinden. Çünkü لَمْ تَلَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُّونَ Gerçek manada sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe iman etmiş hakkıyla sayılmazsınız Allah diyor. La ilahe illallah. وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Yani yeryüzünden size vermiş olduğunuz rızıklardan sebze, meyve, işte maden, işte Allah ne ikram ettiyse onlardan infak edin Allah diyor. İnfak edin. La ilahe illallah. Ve infak ederken kardeşlerim bu yemek olabilir,